Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte açıklanan ikinci halka arzlardan European Industry'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. European Industry halka arzının öncelikle halka arz detaylarını, ardından finansallar tarafını ve ardından en önemli kısım olan bizler için ucuz mu pahalı mı bulunduğu sektöre göre çarpanı üstünden değerlendirmesini yapacağız. European arkadaşlar hem PVC yani Pimapen, aynı zamanda da kapı tarafında bu bina malzemeleri sektöründe geçecek bir alanda işlem görüyor dostlar. Bilginiz olsun dedikten sonra buyurun gelin. Evet, Europen'e baktığımız vakit EURen koduyla geçecek borsada. Talep toplaması 2-3 Haziran 16 lira 25 kuruş sabit fiyat eşit dağıtım. Toplamda 33.7 milyon lot satış yapacak arkadaşlar. Buradaki satışın tamamı bedelliden geliyor. Yani herhangi bir bedelsiz tarttan almamışlar. Direkt sermaye artırımındaki koydukları rakam buraya gelmiş. Toplamda yaklaşık 550 milyon TL'lik bir halka arz. Orta büyüklükte arkadaşlar. 600'ün üstünü büyük tutuyoruz. Büyüğe yakın. Yıldız Pazar'da işlem görecek. Aracı konsorsiyum lideri Garanti Yatırım. Garanti Yatırım'la ilgili son bakayım bu 4. veya 5. bundan önceki 4 tanesinde bir tecrübemiz var. Garanti Yatırım fiyat istikrarını olduğu fiyattan yapıyor. O gün satanları topluyor. Direkt böyle bir yukarı yönlü hareketler gelmediğini Garanti Yatırım konsorsiyum liderlerinde gördük. Bunu baştan söyleyelim. Sonda da söyleyeceğiz. Taahhütlere bakalım. Halka arz edilen payların borsada işlem görmeyi başladı. Tarihten itibaren 6 ay boyunca şirket paylarının dolaşımındaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği taahhütünde bulundu arkadaşlar. Yani bedelli sermaye yatırımları dahil, ancak bedelsiz sermaye yatırımları hariç olmak üzere, bedelsizden yana sıkıntı yok, bedelli olmasın. Dağıtım oranları eşit dağıtım arkadaşlar, full eşit, o yüzden herhangi bir şey yok. Ne kaç lot düşer diye bakarsak ortalama 200 bin kişi katılsa arkadaşlar 169 lot, o da toplamda 2750 liralık bir talebe denk geliyor. Yani ideal giriş 2500-3500 TL aralığında talep yapılabilir. 3500'lerin üstünde parayı bağlamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Aracı kurumlara bakalım. Eşit dağıtım olduğu için bütün her yerden talep yapabilirsiniz. Öğleden önce saat 13.30'a kadar talep yapmanız gerekmekte. Neden halka arz oluyor? European Industry arkadaşlar yatırımların finansmanı için elde edecek fonun %35 ile %45'lik bölümü kapasite artırımı aynı ve aynı üretim tesisi olarak görünüyor. Yatırımlara ilişkin sermayelerin güçlendirilmesi %15 ile %25 arkadaşlar. Geri kalan kısım ise mevcut faaliyetlere ilişkin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanacak. Yani %100 gelen para, fonun %100'ü şirkete giriyor arkadaşlar. Şirketi tanıyalım diye. Türkiye kapı tencere ihracatının yarısından fazlasını tek başına yapan Europen, 81 milimetre kalınlığı, 3 contalı yapısı ve darbelere karşı dayanıklılığıyla Türkiye'de tek. Europen, Türkiye'de onun gibisi yok. Evet, burada önemli duyduğumuz yapılan bu sektördeki yapılan bu işteki yapılan ihracatın yarısını Europen yapıyormuş. Dolar kazanıyor yani kısacası arkadaşlar, pozitif. Şimdi geçelim önemli taraf olan finansallara. Finansal taraflara baktığınız vakit arkadaşlar dönem varlıklar 245 milyondan 541 milyona çıkmış. Ciddi manada birebir neredeyse artırmış. Buradaki en önemli artış nereden geliyor baktığınız vakit? Nakit ve nakit benzerlerinde bir artış var. Ticari alacaklarda artış söz konusu. Duran varlıklara bakalım, 306 milyondan 435 milyona çıkmış. Buradaki duran varlıktaki en önemli artış maddi duran varlıklar, muhtemelen bir fabrika açılışı. Şimdi kısa vadeli borçlarına bakalım. 191 milyondan 363 milyona çıkmış. Bu da neredeyse birebir artmış. Buradaki borcun artışı gözümüzü korkutmasın. Rasyolar tarafında bakacağız bunu nasıl yönetip yönetemeyeceğini. Uzun vadeli borçlarda 108 milyonmuş. 145 milyona çıkmış arkadaşlar. Bilginiz olsun. Net dönem karına bakalım. 50 milyonmuş. 114 milyona çıkmış. Kar da birebirin üstünde arttığını söyleyebiliriz. Cari oran 1.49 görünüyor. Yani kısa vadeli borçların tamamını ödüyor. Üstüne de parası kalıyor arkadaşlar. Okey. Asit test oran veya likit orana bakarsak 0.80'in üstü okeydir. 0.89 görünüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Net kar marjına bakalım. %11'lik bir net kar marjına çalışıyor. %8'miş aslında bu arkadaşlar. Faaliyet kar marjı ise %17 görünüyor. Bizler için önemli taraflardan biri bu. Aslında esas faaliyet
kar marjı daha önem arz ediyor. Çünkü araya başka şeyler girebiliyor net kar marjı tarafında. Net borç bölü öz kaynak oranında düşüyor arkadaşlar. Hem ne borç artmış rakam olarak ama öz kaynaklar daha fazla artmış. İskonto durumuna bakalım. Konsorsiyum liderinin fiyat tespit raporunda halka arz iskontosu %18.6 görünüyor. Yani %19'luk bir iskonto diyebiliriz. O da neymiş? Normalde diyor ederimiz 19.95 diyor. Şimdi buraya kadar halka arzın detaylarını tanıdık. Ardından şirketin ne iş yaptığını, şirketi az bir noktada web sitesindeki video ile bilgilendirdik arkadaşlar. Finansallar tarafını sizlere söyledim. Ve şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına bakacağız değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımız vakit dostlar burada ben FK oranını hesapladım. Bina malzemeleri sektöründe bulunduğu için de Fastweb'den de ilgili şeyi grafiğin bir resmini koydum buraya. Sermaye artırımı sonrası 168 milyonluk bir ödenmiş sermayesi olacak. 114 milyonluk da bir karı vardı, net karı vardı. Hisse başı karımız 68 kuruş geliyor. Yani burada FK'mız da 24 gelmiş arkadaşlar. Bina malzemeleri sektörü FK'sı 11 görünüyor arkadaşlar. Yani bulunduğu sektörün üstünde kalıyor arkadaşlar. Bina malzemeleri sektöründe olacağı için. Yani şöyle söyleyeyim, eşit dağıtım olması bir albenisi var. Şirketin finansallar tarafı iyi duruyor. Fakat sektörüne göre pahalı duruyor. Daha fazla bir kar üretmesi lazım açıkçası. Yani şu anda 114 milyon diye onun bir iki katı yani 200-250 milyon aralığında kar üretirse ancak sektörüne göre bir oturacak gibi duruyor. Yani katılıp katılmayacağımı şu an için bilmiyorum. Artık o tarihe yakın yorumlarda sorarsınız muhtemelen. Biz de o noktada cevaplarız arkadaşlar. Şu an için muallaktayım. Yani albenisi eşit dağıtım olması, 600 milyon TL'nin altında bir halka arz olması. Negatif yanı, birinci negatif yanı pahalılığını da geçtim. Garanti yatırım konsorsiyum liderliğinde olması. Çünkü bunlar halka arzlarda biraz hoşumuza gitmeyen davranışlar yapıyor. Bilginize. Durum bu dostlar. Benim katılıp katılmamam herhangi bir yönlendirme değildir size. Öncelikle onu söyleyeyim. Benim amacım şirketi tanıtmak, halka arz detaylarını tanıtmak, ardından işte ucuz mu pahalı mı o tarafta bilgimizi size sunabilmek. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler.